Merhaba sevgili öğrenciler, yazılılar başlıyor ve kanalımız açık uçlu detaylı yazılı videolarıyla yanınızda. Bugünkü yazılımız 5. sınıf İngilizce 2. yazılı. İzlemediyseniz eğer kanalımızdan yazılıda çıkacak olan tüm üniteleri animasyonlarla izleyebilirsiniz. Bu videolarımıza açıklamalar bölümündeki linklerden hemen erişebilirsiniz. Ayrıca kanalımızdan diğer 5 ana dersin yazılı videolarını da izleyebilirsiniz. Bunlar da yine açıklamalar bölümündeki linklerde. İlk bölümde Elif Bilge diyor ki o ne yapıyor? What is he doing? O ne yapıyor arkadaşlar? Hayvanları besliyor. Ne yapacaksın? He is feeding the animals. Şimdiki zaman konusu var arkadaşlar. O ne yapıyor? O besliyor. Fiillere ing takısı getiriyoruz. Şimdiki zaman yaparken İngilizce'de. Mesela what are you doing? Sen ne yapıyorsun? I am doing homework. Ödevi yapıyorum. Mesela. Ya da o ne yapıyor? What is he doing? He's sleeping. O uyuyor diyorum mesela. Emizar kullanıyorum ve fiile daima ing takısı getiriyorum. O hayvanları besliyor. İkinci soruda. Kate likes doing sports but her favorite ones are team sports. Kate spor yapmayı seviyor ama onun favori sporları takım sporları. She doesn't like running and winter sports. She can't play table tennis. O koşmayı ve kış sporlarını sevmiyor ve masa tenisi oynayamıyor. Write the sports Kate can do. Kate'in yapabileceği sporları yaz. Kate hangi sporları yapabilir? Futbol diyebiliriz, basketbol diyebiliriz, voleybol diyebiliriz. Yani takım sporları yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Kış sporları sevmiyor zaten. Takım sporları sevmiyor. Bireysel spor olmamalı. İşte koşma benzeri. Bunlar olmamalı. Evet, bunlar yazılabilir arkadaşlar. Başka takım sporları varsa ekleyebilirsiniz yani. Thomas William diyaloğunda What's your brother's favorite free time activity diyor. Senin kardeşinin favori boş zaman aktivitesi nedir? Is camping in the forest. He likes nature. Evet, bu boşluğa getirmem gereken ifade nedir? O ormanda kamp yapmaktır. Ormanda kamp. Çünkü o doğayı seviyor. Evet, buraya ne yapabilirim? Because yazabilirim. Çünkü o doğayı seviyor. Dördüncü soruda Heidi ile alakalı 3 soru var arkadaşlar bu metinde. Merhaba, ben Heidi. I live on a farm with my family. Ailem ile bir çiftlikte yaşıyorum ben diyor. With ile demek. We work hard on the farm. Biz çiftlikte sıkı çalışırız. I'm cleaning the barn at the moment. Şu anda ben ahırı temizliyorum. Barn ahır demek. My brother Henry, kardeşim Henry is collecting the eggs and my mother is milking the cow. Annem ineği sağıyor. Kardeşim de yumurtaları topluyor. Collect toplamak demek. Pick up'la benzer arkadaşlar. Toplamak. Pick up fruit diyorlar. Meyve toplamak mesela. Pick up the eggs diyebilirsin. Collect'le benzer. Babam Kevin bir veteriner ve atı muayene ediyor çünkü o hasta görünüyor. Heidi şu anda ne yapıyor? Evet, ne yapıyor arkadaşlar? O şu anda bakalım. Ben diyor atı, bak ne dedi burada? Ahır temizliyorum. She is cleaning the barn dememiz gerekiyor. What's her brother doing? Kardeşi ne yapıyor? Kardeşi Henry'di. O yumurtaları topluyordu. He is collecting the eggs. Yumurtaları topluyor. Bak burada. Is collecting the eggs. Yumurtaları topluyor. ING getiriyoruz. Your anlamı vermek için. Yapıyor. Kaç kişi var şu anda çiftlikte? Evet. Babası Kevin. Annesi 2. Henry 3. Ve Heidi 4. Ne yapacağım? Uzun cümle yazmak isterseniz arkadaşlar şunu dersin. There are 4 people in the farm now. Şu anda çiftlikte 4 kişi var. Kısaca ben 4 yazdım. 4 people. 5. soruda resme göre. What's the vet doing at the moment? Şu anda veteriner ne yapıyor? Evet, veteriner ne yapıyor şu anda? Şunu dememiz gerekir. O köpeği muayene ediyor. She is examining the dog. Köpeği muayene ediyor. Examine, muayene etmek demek. Examine. ING takısı getiriyorum. E düşüyor, ING geliyor. Böyle E ile bitenlerde. Şimdi burada arkadaşlar boşluğa nasıl bir ifade getirmeliyiz onu bulacağız. How about going to BTS concert on Sunday? Pazar günü BTS konserine gitmeye ne dersin? Nasıl olur? Teklif davet ifadesidir. How about? What about da yazabilirsin bunun yerine. Aynı anlamı verir. Ben diyor BTS'in muhteşem bir hayranıyım. Onların etkileyici, onların muhteşem sesleri, şarkıları var. They have impressive songs. Demek ki kabul ediyor. Ne demeli? Why not? Neden olmasın? Bak, neden olmasın? Why not? That sounds great. Bu kulağa harika geliyor. Harika görünüyor bu fikir. I'd love to go. Gitmek isterim. Ya da tabii ki, elbette diyebilir. Of course. Ya da sure. İkisi benzer anlamlı. Merhaba Jesse. Cumartesi günü. Neden kır yürüyüşü yapmıyoruz? Kır yürüyüşüne gitmiyoruz. Teklifte bulunuyor. Ben su sporlarını severim. I like water sports. What about? O zaman bir su sporu söylemeli. That's a good idea. Bu iyi bir fikir.
Ben su sporlarını seviyorum diyorsa what about ne diyebilir mesela? What about rafting diyebilir. Arkadaşlar rafting'e ne dersin diyebilir. Bir su sporu. Ne, başka ne olabilir? Sailing, denize açılma. Bir tekneyle, gemiyle denize açılma. Sailing. Ya da ne diyebilir? Su sporu olarak arkadaşlar yüzme. What about swimming? Yüzmeye ne dersin? Mesela bu da olabilir. Farklı arkadaşlar su sporları da ekleyebilirsiniz siz buraya. Mesela kano sporu. Canoeing diyebilirsin mesela. Merhaba ben Jesse. Ben spor yapmayı seviyorum. Fakat onlardan birisi benim favorim. Onun için bir topa ve iki takıma ihtiyacınız var. Takımlar diyor 11'er oyuncudan oluşur diyor her bir takım. Onu diyor arkadaşlarınla oynayabilirsin. Topa ayağınla vurmalısın. Hit the ball with your foot. Evet, Jesse'nin hakkında konuştuğu oyun nedir arkadaşlar? Spor tabii ki bu. Evet, futbol hem bir spordur hem de bir oyun arkadaşlar tabii ki. Futbol 11'er oyuncu her takımda. İki takım var, bir top var arkadaşlar. Ayakla oynanıyor diyor. Çocuklar diyor ki biz kedi yavrularıyla oynayabilir miyiz? Can we play with the kitties? Kitty kedi yavrusu demek. Köpek yavrusu da arkadaşlar buydu. Papi. Not right now. Şimdi değil. Lütfen bekleyin. Evet, ne demem gerekir? They are drinking milk now. Onlar şimdi süt içiyorlar. Onlar şu anda süt içiyorlar. Lütfen bekleyin, şimdi değil. 10. soruda kendimize göre yanıtlıyoruz. Senin favori fitness aktiviten nedir? Kendimize göre yanıtlar verebiliriz. Mesela dedim ki ben my favorite fitness activity is jogging. Benim favori fitness aktivitem benimki jogging diyor. Jogging hafif tempo koşu demek. Siz buna mesela ne yazabilirsin başka arkadaşlar? Hiking yazabilirsin. Kır yürüyüşü. Trekking yazabilirsin. Bu da kır yürüyüşü, doğa yürüyüşü anlamlarına göre. Hiking'le benzerdir trekking. Doğa yürüyüşü, kır yürüyüşü. Arkadaşlar, egzersiz yapmak diyebilirsin. Mesela doing exercise ya da işte doing sport, spor yapma. İşte playing football, futbol oynama diyebilirsin. Swimming diyebilirsin, yüzmek. When do you do it? Onu ne zaman yapıyorsun? Ne zaman yaparsın sen? When do you do it? I do it in the mornings. Sabahları yaparım. Ya diyorsun I do it after work. İşten sonra yaparım. I do it after school. Okuldan sonra yaparım. I do it on Saturdays. Cumartesi günleri. On Sundays. Pazar günleri. Ya da in the afternoons. Öğleden sonraları. Diyebilirsin. Who do you do it with? Kim ile? Who with kim ile demek. Kim ile onu yaparsın. I do it with my brother. Kardeşim ile ben onu yaparım. Ya da başka biri diyebilir. I do it with my friend. Arkadaşımla yaparım. Sandy ve Liza beraber spor yapmak istiyor. Sandy likes water sports. Sandy su sporları seviyor. Ve dağlarda yürümeyi. Fakat hayvanlardan korkuyor. Liza açık alan aktivitelerinden hoşlanıyor. Fakat havuza gitmekten hoşlanmıyor. Yüzmeyi sevmiyor yani. O zaman Sandy ve Liza için hangi spor uygun olabilir? İkisine uygun bir spor bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Bak. Ne dedi burada? Bak, su sporlarını Sandy seviyor ama diğeri sevmiyor. Liza sevmiyor. Açık alan aktiviteleri seviyor ikisi de. Bak, dağlarda yürümek diyor. Bak, bu da açık alan aktiviteleri. O zaman biz ikisini de arkadaşlar ikisi için uygun trekking diyebilir miyiz? Doğa yürüyüşü diyebiliriz. Hiking diyebilir miyiz? Hiking de yine doğa yürüyüşü, kır yürüyüşü anlamlarına geliyor arkadaşlar. Dağlarda yürümek diyor. Açık alan aktiviteleri. O zaman ikisi için trekking ya da hiking uygun olabilir. Cümleyi tamamla. Robert formda kalmak, formda ve sağlıklı kalmak için. Bu sağlıklı demek, bu formda demek. Sağlıklı ve formda kalmak için. To burada arkadaşlar to be olmak için. Ne yapar? Bir şey yapar dememiz lazım. Ne yapar diyelim arkadaşlar? Mesela şunu diyebiliriz. Robert does sport. Spor yapar. Does exercise. Egzersiz yapar. Bunları yazabilirim. Does, do sport'u ben does olarak yazıyorum. Çünkü arkadaşlar burada he. O yapar derken he, she de geniş zamanda. Olumlu cümlede fiile s takısı geliyordu. Bu o ile bittiği için s biçiminde alır. Mesela sebze meyve yer de ekleyip bunu da ekleyebilirsin. He eats fruit and vegetables to be fit and healthy. Meyve ve sebze yer. Her gün egzersiz yapar. Asla fast food yemez. Abur cubur yemez. Asla. Never eats. Asla yemez. Never asla demek. Spor salonuna gider diyebilirim. Goes to the gym. Bunlar da yazılabilir. 3 soru var. Bu davetten yanıtlıyoruz. Parti saat kaçta? Gönderici kim?
Parti nerede? Sevgili Sandy demiş. Jessica yazmış. Gelecek pazar. Ben 10. doğum günümü kutlayacağım. Bahçemizde olacak. 7'de başlayacak akşam. Herhangi bir şey getirmene gerek yok. Annem diyor lezzetli kurabiyeler ve diyor payız turtalar yapacak. Bütün arkadaşlarımız davetli. Umarım gelirsin. Parti saat kaçta? Parti saat kaçta arkadaşlar? Bak at 7 o'clock. At 7. Saat 7'de. Bak, 7'de başlayacak diyor. Who is the sender? Gönderici kim? Gönderici arkadaşlar Jessica. Gönderici ismi davetlerde bak en sona yazılır. Alıcının ismi en başa yazılır. Bak burada alıcı. Alıcıya ne diyoruz biz? Receiver diyoruz. Parti nerede? Parti nerede arkadaşlar? Bak in our garden diyor. Bizim bahçemizde. Evet o zaman ne diyebilirim? In the garden diyebilirim. Bahçede. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Diğer yazılı videolarımıza açıklamalar bölümünden hemen erişebilirsiniz. Hepinize başarılar.